Bu noktada şunu da sormak istiyorum. Şimdi terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını bu şekilde savaş alanına çevirirken olaylar Londra'ya da sıçradı biliyorsunuz. Acaba başka ülkelere de sirayet eder mi bu durum? Yani bu Abdullah Öcalan'ın yakalandığı zaman da bu şekilde bir takım Avrupa ülkelerinde eş zamanlı olarak baş gösteren terör örgütü eylemlerine tanık olmuştuk. Şimdi bunun üzerinden terör örgütünü tabii ortaya koyacağı refleksler son derece önemli. Şimdi YPG PKK'nın elebaşları bu eylemleri örtülü bir şekilde yöneten ve yönlendiren kişiler. Hatta buradan şunu da söylemek gerekiyor. Bir terör örgütü bu şekilde kendi kafasına göre Fransız kamu düzenine baş kaldıramaz. Evet. Şimdi ümit ederim bu iltisakı, bu bağlantıyı da bulurlar. Bu eylemlerin talimatını kimin verdiğinde ümit ederim görürler. Şimdi tabii bu terör örgütünün üreteceği bir terör stratejisiyle ilgili olan bir şey. Yani şimdi buradan bir umarları varsa, yani Avrupa'da bir takım toplumsal gösteriler. Bu toplumsal gösterilerin terör ve tehdişe dönüşmesi ve bunu Avrupa toplumlarını ve Avrupa karar vericilerini baskı altına alması ve buradan bir kazanım elde etme. Buna dair bir gayretleri olabilir mi? Örgütsel denklem içerisinde olabilir ama zor. Ama bir başka boyutu var bu işin. Şimdi acaba Avrupa'da baş gösteren bu terör eylemlerinin arkasında Avrupa dışı bir başka aktör var mı? Bir Evet. başka devlet var mı tabiri caizse? Yani onu kastediyorum. YPG, PKK terör örgütünü güdüleyen bir başka devletin iradesiyle mi teşkil ediyor? Buna bir bakmak gerekiyor. Bunu ne için söylüyorum? Çünkü özellikle Macron'un, özellikle Avrupa Birliği'ne özgü veya Fransa'ya özgü bir takım siyaset ve strateji değişiklikleriyle ilgili bir takım açıklamalarından sonra gelmesi de dikkat çekiyor. Yani bir bağlantı kurmalı mıyız? Sadece dikkat çekiyor cümlesi sanırım yeterli gelir diye düşünüyorum. Ama açıkçası şunu düşünüyorum. Yani terör örgütünün bir şekilde oradaki varlığının kısıtlanmasına sebebiyet verecek bir sonucu hesap ederek bunu görerek bu tür eylemlerin altına imza atması çok akıllı, çok mantıklı gelmiyor bana. Yani daha başka bir iş olabilir işin içerisinde. Ve bu da işte Avrupa ile, yani Atlantik içerisindeki bir çekişmeye karşılık gelebilir mi? Açıkçası aklıma geliyor. Ama bununla ilgili hani çok iddialı cümleler kurmaktan da açıkçası kaçınıyorum. Çünkü sonuçta hani bir komplocu değiliz. Veriler üzerinden konuşmak zorundayız. Ama hani söyledim biraz önce, yani Avrupa Birliği ülkelerinin bir takım Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız bir siyaset ve strateji kullanma eğiliminde içerisinde olmaları, aynı Orta Doğu'da bu terör örgütü nasıl bir vekil terör örgütü olarak kullanılıyorsa, Avrupa Birliği içerisindeki yuvalanmasıyla birlikte Avrupa'da da bir baskı unsuru olarak kullanılabilir mi? Akla geliyor. Neden olmasın? Yani böyle bir süreç yaşanmış olabilir mi? Bu da açıkçası aklıma gelmiyor değil. Abdullah Bey, son olarak bir soru daha soracağım. Çok kısa bir vaktim var ama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugünkü açıklamasında bu olaylar vesilesiyle bir kez daha Fransa'yı Türkiye'ye terörle mücadelesinde destek vermeye davet etti. Ne dersiniz? Bu yaşananların sonucunda bir değişiklik olur mu o teröre ilişkin tutumlarında? Zaman gösterecek dediniz ama sizin öngörünüz nedir? Şimdi efendim, tabii Ukrayna Savaşı'nın ürettiği en temel sonuçlardan bir tanesi de kendi içerisinde bağımsızlık arayışında olan, yani Avrupa'ya özgü bağımsız bir siyaset ve strateji üretme eğilimi içerisinde olan, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik önderliğinden vazgeçmesi nedeniyle NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyen Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve Almanya, NATO üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne tam biat etmek zorunda kaldı. Şimdi bizim bu okuduğumuzu Almanya ve Fransa okumuyor mu? Okuyor. Yani aslında bir parça bu Almanya'da yaşanan darbe meselesi filan da bu konularla ilgili.
Yani sonuçta Rusya'yla veya Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadelesine rağmen bir arayışları olabilir mi? Bu arayışa bağlı olarak YPG, PKK terör örgütü gibi bir takım aparatlar, bir takım siyasi aparatlar, bir takım terör örgütleri, bir takım devlet dışı aktörler veya bir takım işte diğer milli güç unsurunu ilgilendiren hassasiyetler bir silah olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Yani Evet. şimdi böyle olunca ortada YPG PKK terör örgütü üzerinden ve Türkiye'yi ilgilendiren son derece önemli bir denklem gelişiyor. Bu Evet. noktada tabii bizim de ayrı ayrı ve bütüncül olarak hem Avrupa Birliği ülkeleriyle hem Avrupa Birliği ile hem de Amerika Birleşik Devletleri ile Evet. hem de NATO ile yaşamış olduğumuz büyük bir güven bunalımı var. Evet. Tabii bu son derece su götürür bir fotoğraf. Tabii biz de kendi milli hedef ve menfaatlerimiz doğrultusunda Evet. bir milli siyaset ve sınır çerçevesinde işi değerlendireceğiz. Hı. Bu noktada tabii en önemli kriter şu. Çok YPG, kısa PKK alayım terör çünkü örgütünden vaktim desteğini kesmeleri doldu. veya Türkiye ile işbirliği yapmaları. Yani bakacağız. Bakacağız sinema.